Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bu gösterge birlikte Marvel Legends'in Thor Ragnarok'taki Hela karakterinin figürünü inceleyeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Şimdi öncelikle kutu tasarımı falan filan zaten bildiğimiz şeyler. Hemen üstte bakalım, bir tane Mjolnir resmi. Sol tarafta yine bir tane Hela resmi. Arkada güzel photoshoplanmış bir Hela. İsteyen okusun. Kameramızı yerine koyalım. Yoruldum. Serinin diğer figürlerine bakalım. Buff'ımız Hulk, bu arada söylemeyi unutmuş olabilirim. Ragnarok Hulk'ı yapıyoruz. Bir numarada Thor, Loki, Hela, diğer Jane Foster, Odinson ve Ares figürü var. Çok güzel bir seri bence. Toplamayı düşünüyorum Hulk'ı yapmak için. Diğerleri de çok kötü karakterler değil zaten. Altı aynı, önü aynı. Hadi açalım kutuyu. Şimdi öncelikle kutunun içinden çıkan buff parçalarına bakalım. Hulk'ı yapıyorduk. Hulk'ın filmde kullandığı şöyle bir tane axe balta var. Şöyle yapsak güzel. Balta bana dandik gelmedi. Bayağı güzel yapmışlar. Şurada tutma yeri var. Sevdim. Hani bir boy kıyaslaması yapacak olursak da şöyle göstereyim. Bir tane Legends çıkarayım meydana. Şöyle. Legends'la bunun boy farkı hani güzel. Koydun mu öldürüyorsun. Bunu sevdim, kenara koydum. Onun dışında kola bakalım. Bu sağ kol. Şu beyaz dövmemsi boyama biraz kötü geldi bana ama şuradaki işçilik olsun, detay olsun zaten gözüküyordur. Çok hoşuma gitti. Parmaklar zaten güzel. Büyük ihtimal bu bunun şeyi, yani bu baltayı tutan kol bu. Böyle mi giriyor? Hayır. Şuradan sokuluyordur büyük ihtimal. Hatta deneyelim onu bir. Bayağı sert ama. Şöyle yapıp. Allah Allah. Çok sert yapmışlar ya. Hadi. Girmiyor. Sallanıyor her yer. Her neyse işte. Bu buna girecek bir şekilde. Onu Hulk buff'ını tamamlarsak orada gösteririm. Burada yapamadım. Video çok uzamasın. Böyle katlanabilen bir el var zaten. Güzel. Hani işçiliği güzel. Şu boyalar hariç. Geçtim buff'ları. Figürün yanında gelen bir de şöyle bir kılıcımız var. Kılıç desem ki doğru olur mu? Adını tam adını bilmiyorum. Özel bir adı vardır illaki bunun. Bu çok dandik yapılmış. Hani çok kötü yani cidden. Bir de hemen böyle bak oynuyor. Kırılabilir bir yapısı var. Bununla çok oynamamanızı tavsiye ederim. Hatta korunaklı bir yere koyun. Üstüne falan bir şey geldiğinde aniden kırılıp parçalanabilir bir şey. Geçtim. Yanında gelen ek kafayı çıkardım. Ana kafa yaptım. Bunu inceleyeceğiz önce. Bu çok güzel olmuş çünkü. Ek kafa da çok güzel ama bu da çok güzel. Yani gördüğüm en iyi MCU figürü bu. Film figürleri arasında. Yani şu zaten şuraya şu an fragmandaki görüntüsünü koyarım. Bayağı bildiğin aynı abi, hani çok iyi ya. Detayları olsun, şeyleri olsun, şöyle yapabiliyorsak süper. Şöyle göstereyim. Süper. Hani şu yapının, daha doğrusu şöyle göstereyim. Şundaki o şu oynama esneklik, dandiklik şunlarda yok Allah'tan. Hani bunlar da pek güven vermiyor ama şu incelerde varmış. Şu kalınlarda daha kalın yapmışlar. İnceler şundan bile kötü. Bu da biraz riskli bir parça. Bu kafa böyle sabit. Bir de diğer kafayı göstereyim ben size. O bayağı efsane bir şey olmuş. Çıkardım onu da. Şöyle göstereyim. Umarım netleriz. Abi aynısı değil mi ya? Aktrisin aynısı ya. Şu gözlerde hafif parlama var. Böyle gözleri yaşlı diyebileceğimiz bir tabir. Saçları çok güzel olmuş. Şöyle detayları var arada bir. Keşke bunu X-Men serisindeki kadın karakterleri de yapsalardı. Sesimde bir gariplik olabilir, kusura bakmayın. Şu an ışık çok olduğu için gözükmüyor ama ben bir dakika şöyle bir ışığı bir kısayım. Şimdi şu hafif belli oluyor olabilir. Şu üstünde alnında böyle bu yeşillik, yeşil damarlar gibi bir şeyler var. Filmde zaten görmüşüzdür veya göreceğiz büyük ihtimal. Ben bu kafa olarak da figür olarak da çok beğendim. Şimdi ana figüre geçebiliriz. Geçiyorum.
Ama bu kafaya takıp geçeceğim çünkü diğeri çok yer kaplıyor. Şimdi figürümüzün boyu gerçekten çok uzun. Metreyi yanıma almadığım için ölçemiyorum. Fakat bayağı uzun bir figür. Hatta şu Spidey var hemen yanımda. Bununla bir kıyaslama yapayım. Yükseklik olarak normal ama hani uzun geliyor. Hani ince bir karakter ve uzun geliyor. Bir de şu topuk muhabbeti var Marvel Legends'lerde. Bunda biraz daha düzgün gibi ama ayakta durması biraz zor olmuş sanki ya. Yapamadım ben şu an. Hani direkt yapamıyorsun. Heh, güzel. Zor da olsa durdurduk. İnşallah düşmez diyorum. Şimdi şöyle bir figürümüzü ben yukarıdan aşağı süzmek istiyorum. Çünkü çok güzel detayları var. Bunu siz de görün. İşçilik, renk olsun, eklem olsun. Çok güzel. Yalnız dediğim gibi topuklar sıkıntı yaratabilir. Onun dışında hiçbir sıkıntısı yok. O topuklar da büyük ihtimal filmde de öyle olduğu için öyle yapmışlar. Özellikle yüzü çok iyi değil mi? Şöyle yapalım. Bir de arkasını göstereyim figürün. Şöyle çevirelim. Öyle durursan süper olur. Ama durmayacaksın. Neyse öyle durmuyor. Onu da ben şöyle göstereyim. Arkasında da çok güzel işleme detaylar var. Ben çok beğendim detay olarak. Pelerin de var. Pelerine geçmeden önce eklemleri bir incelemek istiyorum. Şöyle genişçe alalım. Kafa eklemleri maksimum geri bu kadar gidiyor. Maksimum ileri bayağı bir gidiyor. Ama diğer kafayı takınca büyük ihtimal daha esnek bir kafa dönme şeyi olabilir. Çünkü saçlar engelli olabilir. Hani şöyle göstereyim. Bunda boynuz diyeyim onlara. Boynuzlar çok etrafında sarmadığı için büyük ihtimal bu kafayı takarsanız daha çok yukarı aşağı falan gider. Onun dışında kol eklemlerine bakalım. Kolu 360 derece dönebiliyor. Şöyle çok açılmıyor galiba ya. Aa evet. Kolu hiç açılmıyor neredeyse. Ya da ben şu an açmaya korktuğum için yemedi. Tek noktadan 90 derece durabilen bir dirsek efekti var. Eklemi var. Çok eklem olarak o kadar iyi değilmiş ya. El detayında oje var abi. Bu çok hoşuma gitti. Abi ojeye bakar mısın? Hani tek tek adamlar güzelce ojeye sürmüş. Güzel. Oje olmuş. Bilek klasik dönüyor. İçe doğru olmuyor bilek ama. Oha dur. Eklem bakımından kötüymüş bu figür. İlk başta çok güzel övdük de. Dirsekler tek nokta. Bilek böyle olmuyor. Küfür gibi algılamayın. El hareketi gibi. Neyse. Şu göğüs eklemine bakalım. Üst bel diyeyim ya da bunu. 360 derece döner bu ama zorlamayın. Çıkma riski olur diye ben döndürmüyorum. Şöyle oluyor hani. Onun dışında ileri geri de azıcık bir mesafesi var. Şurada bir eklemi yok. Nedense kadın karakterlerde burada eklem olmamasını tercih ediyorum ben. Onun dışında ayak bacak eklemlerine bakalım. Maksimum yukarı bu kadar kalkıyor çünkü şurada bir izin vermiyor. Maksimum geri de çok gidemiyor şu kadarcık. Çünkü kalçası izin vermiyor. Üst bacak 360 derece dönebiliyor her zamanki gibi. Onun dışında bu sefer iki noktadan katlanabilen bir tam böyle ikiye katlanan bir diz eklemimiz var. Bu güzel. Onun dışında bakıyorum botlarımız dönmüyor. Şu nasıl diyeyim? Ayakkabıda çok az eklem var mı yok mu belli değil. Hani şöyle oluyor. Bir de şöyle oluyor ama şu da varmış iyi. Şu esnek ayak dediğim eklem, esnek bilek dediğim eklem var. Yani bacak eklemleri olarak yeterli. Fakat kol eklemini ben iki nokta isterdim ama figürün kolu çok ince olduğu için büyük ihtimal tek eklem yaptılar. Tek nokta yaptılar. Zaten maksimum şöyle bir duruş yapabilir herhalde. Çok havalı gözüküyor şu an bana doğru ama hani figürün değişik bir çekiciliği var. Baksana şuna. Çok havalı durmuyor mu? Onun dışında eklemsel olarak ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum. Yok herhalde.
Ayak tabanlarında stand girişleri var fakat küçük ve derin olmamış. Standa takılmaz büyük ihtimal çoğu standa. Allah pardon. Ben aşırı beğendim bu figürü. Daha karakteri görmeden figürden çok sevdim. Güzel bir villain geliyor diyebilirim. Konuşamadım heyecandan. Zaten kutusunda gördüğüm gibi bir ürperme geldi. Harbiden o şu bakışlarını çok güzel vermişler figürde. Bir de yanında uzun zamandır böyle bir şey görmemiştim. En son aldığım Demo Goblin'de vardı bu olay. Şöyle pelerin geliyor. Aynı Demo Goblin'de olduğu gibi buradan takılıyor. Ve son zamanlarda çıkan pelerinlere göre Marvel iyi iş yapmış. Doctor Strange'de çok kötüydü. Thor, bu serideki Thor ve Hela'nın pelerini çok güzel olmuş. Buraya hem pelerini takabilirsiniz hem de isterseniz figür standını takabilirsiniz. Şöyle geçiriyorsunuz. Hatta ben onu göstereyim size. Şuradaki deliğe şu girişi mi diyeyim işte, anladınız siz onu. Bu kafayla olmuyor büyük ihtimal. Oluyor mu? Heh, oldu. Ha, bu kafayla takmayın ama. Takın mı? Ha, takın, tamam, güzel. Oha çok havalı. Bak, figüre ayrı bir hava kattı bu pelerin. Ayrıca pelerin boyu mantıklı ayarlanmış. Hasbro düşünmüş bunu. Figürün ayakta durmasını zorlanıyorsa bile pelerini şurada gördüğünüz gibi zemine destek yapıp ayaklarını da oradan kurtarıyorsunuz. Figür şu an çok da havalı durdu. Bir de böyle bir baştan aşağı bir süzelim istiyorum ben. Abi figür güzel. Figür olmuş. Marvel çok iyi iş başarmış. Bu serinin figürleri güzel. Kalite olarak çok sevdim ben. Pelerinin arkasını da bir gösterelim. Farklılık yoktur gerçi ama şöyle yapayım. Döndürdüm şöyle. Aynen, arkadan çok farklı değil. Zemin farkı olduğundan ben şu an durduramıyorum burada ama durdu. Arkası da aynı. Hafif bir esneme payı var pelerinde. Hani şöyle nasıl diyeyim, figür standında pozlarken falan şöyle bir efekt falan verilebilir. Pelerin o açıdan güzel olmuş. Doctor Strange'deki gibi çok katı değil. Esnekliğe verimli diyeyim. Şu an bu seriden diğer figür elimde var. Thor. Belki bu videoyu erken çekiyorum. Belki bunu yayınladığımda diğer şeyleri de almış olabilirim. Fakat Thor'u da açmadığım için yine yanımda olan sadece Homemade Suit Spider-Man var. Zaten videonun başında da az çok gösterdik. Şöyle kıyaslamasını yapacak olursak boy olarak normal ama ince ve uzun bir karakter olduğu için elinize aldığınızda çok büyük gözüküyor. Klasik şey kafası. Ben çılgın bir şey denemek istiyordum fakat vazgeçtim şu an. Şöyle neyse, yapmayalım. bu arada pozlama yaparken fark ettim. Şu bileğinde şu yoktu demiştim. Fakat bu bileğinde var o olay. Onu da şöyle göstereyim. Şurada görüyorsunuz şu eklem yeri var. Ve böyle böyle oluyor. Şurada da yukarı aşağı oluyor. Hani şu, aşırı gereksiz buldum. Bilmiyorum, çok saçmamış bu eldeki ama bu eldeki normal olarak var. Bunda değinmek istiyorum. Ve parmakları oynuyor lan. Parmaklar oynuyor. Baba o. Ay, çok değişik bir şey oldu. Ve bu kafayla pelerini taktığınızda şu pelerinin şurada çıkıntıları var bak. Şöyle öne doğru attırın ki daha havalı olsun. Doğru mu yapıyoruz? Herhalde öyle işte, bilmiyorum. Güzel. Beğendim bu figürü. İncelemeyi bitirdikten sonra fark ettim. Bunu da araya sokayım. Bu kafada şöyle yaklaştırayım. Bu boynuzlar dediğimiz yer, birkaçı modüler yapmışlar. Yani şöyle şuradan çıkıyor, şöyle gördüğünüz gibi. Hani bu güzel olmuş bence. Şurada yeri var. Şunu şuraya takıyorsunuz. Bu taraf çıkıyor mu? Bu taraf da çıkıyordur büyük ihtimalle. Bakalım. Evet, bu taraf da çıkıyor. Bunlar da çıkıyor olabilir ama şu an onlara riskine girmek istemiyorum. Hani kafayı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Modüler yapmışlar. Şöyle geri takalım. Takması biraz zor ama takarken dikkat edin. Hani şey olmasın, kırılmasın. Aman diyelim.
Bu kolaylığı yapmışlar ama en azından. O yüzden aferin Hasbro diyorum da takılması zormuş. Bütün boynuzları çıkıyor evet anladığımız kadarıyla. Bunu biraz güzel yapmışlar. Beğendim ama riskli bir hareket de olabilir. Dediğim gibi takarken dikkatli olmanızda fayda var. Biraz zor giriyor bu. Girdi. Aynı şekilde bunu da takıyorum. Şu an hem kameradan hem dışarıdan bakarken zor oldu diyecektim. Taktım. İşte bu şekil güzel bir kafa yapmışlar. Nice. Neyse diyeceklerim bu kadar. Ben bayağı beğendim figürü. Buff da çok güzel gözüküyor. Toplamaya düşünüyorum şu an. Evet kararımı verdim. Hulk buff'ını toplamayı istiyorum. Merak ettim açıkçası bu kadar güzel bir buff var mı diye. Bu kadar. Video beğenseniz like atmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki figür incelemesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada yorumlarınız varsa yorum kısmına bekliyorum.